Herkese Kordoba'dan selamlar. Şimdi Kordoba'ya giriş yaptık, arabamızı bıraktık. Ve bu şehre girerken bu şehir beni çok şaşırttı. Neden? Çünkü ben bekliyorum ki böyle Endülüs ve diğer şehirlerdeki gibi böyle bir eski yapılanma falan, hani 1300'lerden kalma vesaire derken beni böyle daha büyük, daha ihtişamlı yapılar karşıladı. Büyük AVM falan da varmış. Yani Kordoba'yı böyle beklemiyordum açıkçası. Ya da izlediğim YouTube kanallarında böyle sadece gitmişler, tarihi yerleri falan çekmişlerdi. Hani evet, şaşırdım. Bu şaşkınlığımı da sizinle paylaşmak istedim. Yani farklı bir perspektiften size Kordoba'yı göstermek istedim. Bakın arkamda böyle büyük binalar vesaire var. Evet, güzel. Hadi keşfimize başlayalım. Hava durumu görseldedir. Yani evet, Endülüs'e geldik. Şu an bir 39 derece falan var hava. Burası Altstadt. Yani Altstadt, Eskişehir'e doğru ilerlerken böyle bir havuz karşılıyor bizi. Burada da güzel park var. İçeri doğru ilerleyeceğiz. Burası hemen böyle şehrin içerisinde kalmış. Görüyorsunuz apartmanlar. Hemen yan tarafında da Eskişehir muhafaza ediliyor. Burada gideceğimiz birkaç lokasyonumuz var. İşte eski bir cam var, köprü var. İlerleyelim bakalım. Eskişehir'e girdiğimiz zaman bizi restoran karşılıyor. Sağlı sollu restoranlar var, hediyelikçiler var. Böyle dar sokaklar devam ediyor. Evet, şimdi oraya doğru ilerliyorum. Şehrin içi bayağı bir büyükmüş bu Eskişehir alanı. Yani bir 10 dakikadır yürüyoruz yani. Sanki bir dizi platformu gibi, dışarıda modern bir çağ, modern bir hayat var ama burada bir orta çağ öncesi döneme ait yapılar gibi. Burası korunmuş. Helal olsun. Güzel yapmışlar. Aha, insanlar geziyor. Burada fark ettiğim kadarıyla İspanya'nın diğer yerlerinden gelen yerel turistler de çok fazla. Yani sadece dünyanın diğer tarafından gelenler değil. Bir de Asyalılar çok. Onlar zaten maşallah. Evet. Merkeze ulaştık. And then we'll come. Şimdi La Mezquita'ya geldim arkadaşlar. Burası şu anda bir kilise olarak görev görüyor. Burası tam Altstadt'ın merkezinde. Tabi burasının daha da eski bir tarihi var. O tarihi size anlatacağım. Ama şimdi hem içeriye gireyim, size göstereyim. Hem de arkadan beni dinlemiş olursunuz. Böylesi daha güzel oluyor. Yorumlar öyle geliyor. Çünkü daha fazla dış alanları görmek istiyorsunuz. Ben de buna kulak verdim. Hadi bakalım içeriye girelim.
Evet, kilisenin böyle geniş bir bahçeye girişi var. Şimdi buranın tarihi İslam öncesi döneme dayanıyor arkadaşlar. İlk önce Romalılar tarafından pagan tanrısı Janus'a adanmış bir yer burası. İslam döneminde de cami yapılmış. Ki görüyorsunuz bizim cami kültürümüze gayet uygun bir yapı. Sultanahmet de böyledir. Çevresi, avlunun çevresi daha doğrusu buralar medrese olarak kullanılıyordu İslam döneminde. Osmanlı dönemindeki camilerde de aynı şekilde. Cami olduktan sonra şu anki görmüş olduğunuz haline çevrilmiş. Burasını bir kilise yapmışlar. Burada yine bir bilet atraksiyonu var. Sanırım şu kısma girmek için bilet istiyorlar. Görüyorsunuz zaten değil mi? Bakın şurada. Şurada evet, kubbe. Burası da çanlı bir kule. Katedral, kilise haline getirilmiş. Burada da İslam figürlerinin vazgeçilmezi bir havuz. Tabii bu tarihi yerlere dokunarak ilerlemek benim her zaman vazgeçilmezim. Evet, şurada buz gibi. Sanırım içilmiyordu. Tabii içinden gelen şey tekrar gönderiyor bilmiyorum. Koşur koşur. Şu koşur koşurken Kel abi gelip burayı da bir şöyle koşur koşur temizlesi iyi olur. Bayağı yosun olmuş. Evet, burada serinledikten sonra devam edelim. Şimdi bu kilisenin yan sokağından aşağıya doğru ilerliyorum. Orada da bir köprü var. Aynı bizim Adana Taş Köprü'ye benziyor. Bir gidelim bakalım, yakından görelim. Size de yakından göstereyim. Köprüye doğru ilerlerken böyle bir kemer kapıdan geçiliyor. Burada da yine küçük bir kafeterya var. Buz gibi bira. Ve işte meşhur köprümüz. Buradan böyle bulanık sular akıyor. Bu köprü 1. yüzyılda yapılmış. O dönemden beri de kullanılmaya devam ediyor. Sapasağlam, görüyor musunuz? 20 yüzyıl geçmiş, hala taş gibi ayakta. Şu kemerler var ya, bunlardan 16 tane varmış arkadaşlar. 16 kemerliymiş bu köprü. Evet, burası da bu şekilde. Böyle güzel sarı sarı binalar uzayıp gidiyor yol boyunca. Yani eğer burada yaşayan birisi olsaydım sanırım bu yol boyunca akşam koşumu yapardım. Burası da kapının ön yüzü. Burası hemen şu kubbeyi görüyorsunuz. İşte az önce girdiğimiz kilisenin arka tarafına düşüyor. Yani hepsi birbirine yakın. Bu yolda bu şekilde uzuyor, gidiyor. Evet. Bu şekilde. Böyle tur otobüsleri de var şehirde ama yani şöyle söyleyeyim, gündüz 11 ile akşam 6 arasında lütfen, yani özellikle şu üstte oturmayın.
Vallahi var ya, erirsiniz erirsiniz. Şu an hayır bizim Adana gibi bura. Yani yürüz. Ama bu bir tabi tercih meselesi. Böyle daha küçük tur dolmuşçukları da var, otobüsleri de var. Sanırım bunlar da buradan kalkıyor zaten. Şurada yazıyor bir şeyler. Evet, tiketi de buradan alacaksınız. Şurası sanırım info. Buradan alırsınız. Gezmek istiyorsanız tabii. Burada da güzel işlemeler var yine. Evet, böyle ben beğendim. Güzel şehirmiş. Güzel şehir yapmışlar. Yani giriş size modern bir şehir vaat ediyor ama içeride bir ben var benden öte. Süper. Bakın şöyle kapısı açık bir yer buldum. İçeriye bakın, çok iyi. Kordoba'ya geldiğiniz zaman uğrayacağınız birkaç lokasyon var. Ben onları zaten aşağıya yazarım. Birkaç tanesi kapalıydı. Birkaçına zaten gittik. Buraya geldiğiniz zaman bu güzel sokaklarda kaybolacaksınız. Başka yapacağınız özel bir şey yok arkadaşlar.